Faruk Beşer, Halep için sözün bittiği yerdeyiz. Dilerim Allah'tan bu belalar aklımızı başımıza getirir ve artık sözden, slogandan, hamasetten öte yapılacak olanları yaparız. Emin Maluf beğenmesem de onun şu sözü doğru olanı anlatıyor. İnsanlar vebayı binlerce yıl lanetlediler ama hiçbir faydası olmadı. Çünkü meselenin çözümü aşıdır. Bunun bir benzerini Allah dostu bir alim kendisine uyuz olmuş develerini okutup üfletmeye getiren birisine söylemişti. ''Ben okuyup üfleyeyim ama sen de biraz katran sür emi.'' Bu sebeple Halep için artık söz bitmiştir, ameliyat gerekiyor. Bunu söylerken şunu da görmeliyiz ki Türkiye devlet olarak yapabileceğini gücünün üstünde yaptı ve yapıyor. Bunca mülteciyi alıp barındırmak real politik açısından makul görülmeyebilir. Ama insanlık da İslam da bunun böyle olmasını emreder. Kardeşiniz yanarken siz onu kurtarmaya çalışırsam ben de yanarım diyemezsiniz. Dolayısıyla mültecilere el uzatılmasına karşı çıkanlar sadece Müslümanlıklarını değil, insanlıklarını da kaybetmiş olabilirler. Ve ben öyle inanıyorum ki Allah bu fedakarlıkları mükafatlandıracaktır. Bunca dış saldırıya rağmen Türkiye'yi dize getirememelerinde bu ilahi yardımın payı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu duyarlılığın üçte birini diğer İslam ülkeleri göstermiş olsalardı emperyalistler Suriye'ye böyle diş geçiremezlerdi. Şu anda bundan fazlasını yapamıyoruz ama inanıyorum ki sınırlar açılsa bu halk hiçbir şey bulamasa elindeki kazmasıyla oraya savaşa gitmeye hazırdır bu duyarlılığı canlı tutmalıyız. Yaşadığımız bu zillet bütün Müslümanların zilletidir. Bunun sebepleri üzerinde düşünmeliyiz, hatalarımızı bulup telafi etmeliyiz. Bu trajedi öyle bir trajedi ki kalanlar orada ölenlerden daha çok acı çekiyor. 99 depreminin ardından bir gün Ada Pazarı'nın çukurlara dönmüş yollarında taksiyle giderken ölüp giden insanlara acımayı ifade eden bir söz söyledim taksici derdine dokunmuşum ki abi onlar öldü kurtuldular ne olduysa kalanlara oldu demişti yıllardır eller duada kardeşlerimiz için insanlık için dua ediyoruz ama görüyoruz ki dualarımız çok fazla karşılık bulmuyor çünkü Allah siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım siz sözünüzü yerine getirin ki ben de sözümü yerine getireyim siz Allah'tan yana olursanız Allah da size yardım eder buyurur. Yani biz yapmamız gerekeni yapmıyoruz ki dualarımız boşa çıkmasın. Önce fiili dua, sonra kavli dua yapılmalı. Dualarda bir şeye istinaden kabul görürler. Siz görevinizi yaptıktan sonra dua edersiniz. Allah da ilave bir katkıda bulunur. Yani duanın da bir referansı vardır. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ın o tarihte nice az ve güçsüz olanları çok ve güçlü olanlara galip getirmiştir. Ama hiçbir şeyi sebepsiz yapmamıştır. Başlangıçtaki o kavi imana sahip müminlere sizin 20 taneniz onların 200 tanesine galip gelir buyurmuş. Arkasından dünya rahatlığını arama biraz çoğalınca şimdi sizin 100 taneniz onların 200 tanesine galip gelir buyurmuştu. 1'e 10, 1'e 2'ye çekilmiş. Böyle bir salının verilmesi aynı zamanda maddi plandaki sebebe işaret eder. Şartların oluşturduğumuzda Allah'ın yardımı gelir, ona imanı kavi olanlar bunu bilirler, kavi değilse tarihe sorabilirler. Derler ki 67 Mısır İsrail Harbi'nde Arapların hezimeti sonucunda bir Yahudi bir araba sormuş. Hani siz Allah'ın meleklerden ordularıyla size yardım edeceğini söylüyordunuz? O ordular neden gelmedi? demiş. Fıkra bu ya, Arap'ta akıllı birisiymiş. Geldiler ama demiş. Hangi tarafın Müslüman olduğunu anlayamadıkları için dönüp gittiler. Bunları Halep için değil bütün Müslümanlar için söylüyorum. Onlar bedellerini zaten sonuna kadar ödüyorlar. Resulullah Efendimiz cihat ruhunun ölmesini zilletin başlangıcı olarak gösterir. Siz çiftinizden, çubuğunuzdan, ticaretinizden başka bir şey bilmezseniz Allah size öyle bir zul, aşağılanma musallat eder ki dininize dönmedikçe de onu sizden almaz. Şu anda bütün Müslümanlar bu zilleti yaşıyor, bunu aşmanın yolunu mutlaka bulmalıyız. Cihadın ille de savaş demek olmadığını görmüştük. Ama savaşta cihadın en önemli ve yeri geldiğinde kaçınılmaz bir aracıdır sul zamanlarında tebliğ ve davetle cihat ruhunu canlı tutmayanlar savaş zamanı geldiğinde savaşamazlar. Faruk Beşer, Yeni Şafak Gazetesi.